Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Warlord Britannia'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Bu arada şeyi topladık. Aracımızı diyeyim artık. Aracımızı topladık. VIP konvoy falan filan diyor. Şimdi oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Güncellemeyle gelen bazı şeyleri anlatacağım. Okumuştum da. Unuttum biraz. Biz neredeyiz lan? Biz kampanyayı son nereye kurduyduk? Ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum haritada. Oğlum bizim... Ben kendimi görmüyorum lan haritada. Allah Allah. Ha şuradayım, şuradayım. Tamam. Şimdi gördüm. Şuradayız. Şimdi yeni gelen güncellemeler. Önce bir ne yapıyorsunuz lan? Ekip kaç kişi? 90 kişi. Ey maşallah orduya bak. Şimdi bir toplan bakayım. Gel benimle. Şöyle şeyin önüne doğru bir gelin bakalım. Base'in önüne doğru bir gelin. Açıklığa doğru bir gelin. Şimdi öncelikle güncellemede yazan ve aklımda kalan şeyleri söylüyorum. Herkes burada bir dursun. Şimdi hatırlarsınız bir önceki bölümde böyle yere falan adamlar takılıyordu, bağlanıyorlardı. Onları halletmişler. Öyle yazmışlar. Onun dışında artık gelen düşmanlar bizim şu duvarlar var ya, bu duvarları kırabilecekler. Bunlara hasar verebilecekler. Önceden vuramıyorlardı bunlara. Direkt kapıya geliyorlardı. Artık bu duvarları kırabiliyorlar. Onun dışında raid yediğimiz zaman savunmadayken bizim as... Tamam bir şey yok. Bizim askerler savunmadayken hani bizim bir fırlatma silahımız var ya, pil adında bir fırlatma silahımız var. Savunmadayken o 20 saniyede bir yenilenecekmiş. Ama bence yine çok uzun bir süre çünkü savaşı zaten böyle bir girdik mi bir anda savaşa 20 saniyede bitiyor savaş. Yakında da çok yakındayken de fırlatmıyorlar zaten şeyleri. Fırlatma silahlarını. Şimdi bunun dışında 10 günlük olan adamlar veteran zırha çıkartılıyordu. Şuradan bir şunu bir ver bakayım bana bir ha. Şimdi burayı zaten veteran zırhlı. 10 gün olmuş. Şimdi bak. Seni bir upgrade diyeyim. Veteran zırha çıkacak olanları şöyle upgrade diyelim. Çıkabilenleri daha doğrusu. Şimdi paramız var. Paramızın olması yanı sıra önemli sonuçta, adamın ölmesi hoş olmaz. 9 gündür yaşıyor bak, bu da tamam. Zaten en uzun süre yaşayanlar şeyde duruyor, önde duruyorlar. 6 gündür yaşıyor. Bir saniye reis. Buraya bir geçeyim. 5 gün. 5 gün. 5 gün. 13 gün diyor. Bu zaten veterandır. Evet, pelerininden bildim. Şimdi burada ekstra bir lejyon şeyi daha var. Onu bir boş ver. Burası şu 10 gün olmuş. Şunu bir geliştir. 6 gün, 7 gün, 10 gün geliştir. 12 gün geliştir. Kameram çıktı galiba. Evet. Ya bu zaten gelişik. Şu kamerayı bir kapatayım. Ağzına tükürdüğümün kamerası çıktı gene. Kablosu, kameranın kablosu aşırı dandik. En ufak bir oynamada bağlantı kopuyor. Diğerleri zaten şey, dur şimdi. Bu öndeki 3 lejyon. Bir de arkada var. 9 gün. Tamam, bunların 9 gün. Buradakilerin bu daha 5 günlükmüş. 6 gün. Bunlar yeni. Bunlar yeni adamlar zaten. Şimdi bak, zırhlarını tam upgrade'lemediğimiz adamlar var. Kalan paraya bunların zırhını bir geliştirelim. Veteran olmasa da geliştirebildiğimiz kadar geliştirelim biz. Galiba sadece o ikisinin zırhı eksikmiş. Halletmiş olduk. Bunlar zaten full. Burayı 6 gündür yaşıyor. Bunlar gelişmiş. Bu orduda var mı başka gelişmeyen asker? Yok. Tamam. Bütün askerlerimiz gelişik şu an. Aha bak, şurada da var. Bunu da geliştirdim. Bunu da geliştirdik. Ufak tefek eksilenler oluyor. Zaten genelde zırhsız olanlar arka taraflarda kalıyorlar. Tamam. Bayağı bir paramız var. Şu an asker alıp yeni bir lejyon kurabiliyor muyuz lan biz? Tab'den bir aç bakayım. 137 kişilik yerimiz var da. Görevleri falan boş ver. Lejyondan şu an bir lejyon daha oluşturabiliyoruz. Oluşturursam mı bir lejyon daha? Gerek var mı? Bence gerek yok şu an ya.
Şurada bir adam eksik. Kim eksik burada? Ha bu şey. Şu borazanlı olan adam mıydı o? Dur bakayım. Burada şu an iki kişi var. Buraya borazanlı adam eksik. Buraya borazanlı adam şey yapamaz. Tamam, onu hallederiz, o kolay. Şimdi saldırı olarak bu arada gelen başka bazı güncellemeler de vardı. Hatırlamıyorum şu an. Bir sonraki bölüm okur onları söylerim. Şimdi bak şuraya bir dalabiliriz. Çiftlikle şey var. Şurada da bir tane köy var. Köyden gelirlerse biraz sıkıntı çıkar. Ama gelmezlerse tokatlarız. Ekip beni bir takip et bakayım. Şu emaneti de bir çekeyim. He bak, aklıma gelen, şimdi aklıma geldi şey. Nişan hassasiyeti geliştirilmiş. Cesetlerin de artık hitbox'ı var. Yani önümde bir ceset varken ok atarsam içinden geçmiyor. Ona çarpıyor. O cesete çarpıyor. Şimdi hocam biz ne tarafa doğru gidiyoruz şu an? Tamam, doğru gidiyoruz. Şöyle bir yürüyelim. Aha, yağmur da geçti. Çok güzel. Böyle de aydınlıkta bir kapışalım. Kusura bakmayın bu arada. Kamera çıktı. Yani kamerayı tekrar takıp OBS'i komple kapatmam lazım, video çektiğim programı. O yüzden uğraşmayacağım şimdi onunla. Hocam hafif şöyle galiba. Ha yok, şurası lan işte. Burası değil mi oğlum? Bir saniye. Aa yok, burası değil. Biz yanlış gidiyoruz. Şöyle gideceğiz. Tamam ekip gel. Şurada bir evler mevler bir şeyler var. Dur bakalım, oraya bir bakalım. Şimdi 1-2 bölüm oynayacağım Warlord Britannia'yı. Sonra yeni serimize başlayacağız. Hazır güncelleme gelmişken bir bakalım diye girdim öyle. Hatta bir bölüm bile oynayabilirim. Öyle çünkü kayda değer bir güncelleme yok. Yani oynanışı falan çok değiştirecek bir şey yok yani. Bu köy bizim mi? Tamam, bu köy de bizim. Buradan devam edeceğiz şimdi. Tamam, şu köye saldıracağız biz. Buraya saldıracağız. Oyunun ilerleyen zamanlarında kale falan çıkacak mı acaba ya? Şu ilerlerde. Hiç zannetmiyorum ama. Baksana buralarda hep çiftlik falan, köy. Belki böyle daha büyük yerleşim, şehir falan çıkar belki maksimum. Başka da bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi bir savaş vaziyetine geçin ekip. Savaş vaziyetine geç. Şöyle bir yaklaşalım ufaktan. Ben düşmanı üstüme çekeceğim şimdi. Gelin böyle. Gel abi, gel 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 gel. Burada bir durun. Biz orada durun, ben bir bakayım şuradan bir. Şş, ne yapıyorsunuz lan? Bak gördün mü? Önceden bu kalkana çarpıyordu hep. Kafasından vuramıyordu. Aslanım 1v1 de ben seni yerim. Haberin olsun. Nasıl vurdu lan o lan? Oğlum kalkan tutuyorum. Çakal. Lan seni çizerim ha. Gel lan. Hayır dur oğlum. Ekip gel bana doğru. Bir tane adam 15 kişi mızrak atmayın. Dikkatleri çektim. At baba mızrağı. At 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 at. At. Vurun mızrakları. Tamam saldır. Saldırı emri vermedim. Dur 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 dur. Yanlış tuşa bastım. Tamam şimdi saldırı emri verdim. Nasıl vuramadım lan? Var mı zırhlı eleman? Dur şunu aradan vurayım. Adamı yediler. Paket ettiler 2 dakikada. Tamam sıkıntı yok. Alırız biz bunları ya. Bizim adamların çoğu veteran zırhlı zaten. Aslanlarım benim. Vur şu zırhlıya vur vur. Baksana abi, adam Terminator gibi aramıza girdi. Ölmüyor da. Bir tane ölü var. Bir taneden bir şey olmaz. Tamam. Nasıl yapıyordum lan ben burayı? Yarım şey mi alıyordum buradan? Yarım vergi alıyordum değil mi? Diğerlerini ellemiyordum. Tamam. Tamam. Konvoy mu lootladık? Konvoy looted dedi lan. Yanlışlıkla konvoy kestik lan arada. Ben onu fark etmedim ha. Şimdi burada oluştu konvoy. Harbiden ben arada konvoy fark etmedim. Yanlışlıkla köyle birlikte şeyi de aldık. Şimdi şurada bir çiftlik var. Çiftliğe de gidelim hemen. Ekip toplan. Bak güya bug'ları düzeltmişler. Çocuk yere girip çıkıyor burada. Neyse bir gelin bakalım. Bir tane ölümüz var. Bir ölüden bir şey olmaz. Bir yer daha alırız. Şimdi bakayım şöyle bir haritada. Yanlış değilsem bu yöne doğru gitmemiz lazım.
Evet. Gelin benimle. Daha elimde okum var. İki tane mızrağım var. Sıkıntı yok. Şu an tek başıma 6 adam öldürebilirim. Canım da var biraz. Şimdi burayı da alıp base'e döneriz. Huzursuzluk artıyor zaten. Huzursuzluğa da dikkat etmek lazım. Sonra raid yiyoruz. Sonra base'e döner adamları bir şey yaparız. Şimdi ekip buraya doğru bir gel. Yavaş geliyorlar. Hatta bir marş vaziyeti al ilk önce. Hızlıca buraya bir gelin, ondan sonra savaş vaziyetine geçersiniz. Hadi oğlum, neredesiniz lan? Oğlum bizim adamlar geliyorlar, tamam. Gel 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 gel. Her şey mızrağımız kalmadı şu anda, problem değil, hallederiz ya. Tamam, burada dur. Savaş vaziyeti al, bekle burada. Emrimi bekleyin. Ben şimdi şuradan azıcık adam vurayım. İlla zırhlı olmasına gerek yok askerlerin. Zırhsız da olsa vursam iş görür yani. Maksat düşman eksiltelim. Tamam. Yavaş lan, taş atıyor bak oradan. Ekip yanaş azıcık daha. Gel böyle. Dur burada. Hücum. Var mı lan mızrak atacak? Yok, mızrağımız kalmamış. Saldırın. Al araya şunu. Direkt dalıyorum savaşa. Bak, bazıları direkt şeylere gidiyor. Komutanlara gidiyor. Çakallara bak. Burası az önceki yerden daha küçük zaten. Alırız burayı. Hadi bakayım, aslanlarım benim be. Bak, çok hızlı aldık. Bir de az önce biz yanlışlıkla konvoyu da kesmişiz. Ondan birazcık uzun sürdü. Tamam, bunu da kabul ettik. Charge'ı topla. Marş ve Zeta al, beni takip et. Gidiyoruz. Base'imize dönebiliriz artık. İki tane yaralılık, huzursuzluk arttı. Uzayalım. Kampımıza doğru gidelim. Şimdi bizim kamp hangi tarafta? Böyle bir east'e doğru gidelim. Yanlışlıkla görev de tamamladım galiba, emin değilim. Yazılar geçti de tam okuyamadım. Şimdi east south'a doğru gidersek bizim direkt base'e gideceğiz gibi. Meşaleyi de bir yak da. Ufaktan akşam oluyor, gece oluyor. Şimdi dediğim gibi güncellemelerde çok böyle oyunun oynanışını değiştirecek bir şey yok. Ya ileride çok güzel güncellemeler yapmayı düşünüyorlar da. Böyle işte güncelleme geldikçe 1-2 bölüm oynar geçerim. Ya büyük bir güncelleme gelirse böyle 3-4 bölüm de akar. Oyun öyle çok sıkıcı bir oyun değil de. Çok tekrar ediyor kendini. Yeni bir şey yok yani. Ya güncelleme de o kadar hızlı gelmiyor. Bakacağız. İşte ileride süvariler müvariler şey yapılmış, eklenmiş yani, yol haritasında yazıyor da. Süvariler ekleyene kadar bunlar. Mesela süvari oynanışı bayağı değiştirir bence. Okçu falan eklenecek. Kuşatma silahları eklenecek. Bir de şöyle kötü bir yanı var. Bu arada yanlış gidiyoruz. Şöyle gideceğiz. İste doğru. Sürekli böyle bir yerden bir yere koşmak durumundayız. Fast travel gibi bir şey ekleseler oyuna çok güzel olur. Hani belli bir ücret karşılığında olabilir veya odun yerine yemek eklenebilir oyuna. Yemek karşılığında bir yerden bir yere fast travel yapabiliriz. Bunlar güzel olur. Eklerlerse tabii. Şimdi ordu buraya bir gelsin bakayım. Ordu marş vaziyetinde değil mi? Marş vaziyetinde. Gelin bakayım. Şimdi şeye bakacağım. Hatırlamıyorum yeni böyle build, yani yeni bir yapı geldiğini, ama onları bir kontrol edeceğim. Belki yeni bir yapı gelmiştir. Toplanın bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam çadırlarla alakalı bir şey vardı. Kamp yerini taşırken komple her şeyi toparlayıp tekrar mı kuruyorlardı? Öyle bir şey vardı sanki. Bir yazı okuduydum da. Tam hatırlamıyorum. Tekrar bir bakmam lazım. Şimdi ekip bir dağılır mısınız şurada?
Dur nereden lan o Meneş'ten. Dağılın bakayım bir. Bir tane adamımız eksik. Şuradan bir tane adam alacağım. Yeni lejyon yapılmasın diye bir adam alıyorum. Elimizdekileri bir geliştirelim. Gir baba içeri. Gir 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 gir. O esnada ben de yapılara bakayım. Şimdi bundan var. Bu tamam. Aynı. Çadır. Aynı. Meşale var. Officer çadırı var. Çift. Tamam. Kapılar. Kule. Aha. Bak bu yeni mesela. Diken eklenmiş. Bu kadar ama. Bir tek diken eklenmiş. Diken de şey için işte. Duvarlar artık kırılabiliyor ya. Muhtemelen şöyle duvarın önüne döşemek için. Olabilir ama buraya koymam. Çünkü zaten buraları ufak ufak ele geçiriyoruz. Kampı gene bir tur taşımamız gerekecek. Kampı şuraya bir yere koyabiliriz. Bak burası bayağı iyi. Burada ele geçirilecek çok yer var. Ve hepsi çok yakın birbirine. Bu arada ben oyuna girmeden önce %32'sini oynamıştık. Harita zaten kocaman. Yani şuralar falan muhtemelen full su da. Etrafı. Adadayız zaten. Şu bayağı geniş yani gene. Bayağı bir yer var. Şimdi bizim olmadığımız diğer yerler bak. Bizim öyle geçirdiğimiz köylerin çoğu yeşil. Şurası yeşil değil. Burası da yeşil olur muhtemelen bir süre sonra. Bir sıkıntı yok şu an. Bize öyle bir raid atacak birisi yok gibi. Raid atsalar da çok rahat keseriz gibi geliyor bana. Şimdi şu dikenleri döşesek mi lan? Bayağı bir malzememiz var. 364 birim odunum var. Bunları mezara götürecek halimiz yok. Bu arada çeşitli müzikler falan eklenmiş. Size muhtemelen çok az geliyor sesi ama. Gıy gıy bir şeyler çalıyor arkada. Ben hasar verebiliyor muyum? Hep beraber. Muhtemelen yok ben veremiyorum. Ben zaten az zorlasam duvarın içinden geçeceğim. Güzel güzel. Şimdi oyun çok sistem istemiyor ama savaşlarda muhtemelen fazla NPC olduğu için böyle ufak bir FPS düşüyor. GeForce Now'da yok bu arada bu oyun. Erken erişim oyunu zaten hala. GeForce Now'da olsa iyi olabilirdi. Şimdi şuradan ödemelerimize bakarsak. Gerçi ödemeye nereden bakıyorduk lan? Günlük 192 mi ödüyoruz? Galiba. Şimdi bak. 3718 birim. Silver'ımız var. 192 birim altınımız var. Şu an neredeyse bütün adamları şey upgrade diyebiliriz aslında. Şunu da orada ekle. Aa bu ne? Bak buradan yeni bir şeyler eklenmiş. Aa bak bu ya yeni eklendi ya da ben bir öncekinde görmedim. Bu ilk yapta ne var mesela? Ya bir işimiz yok şu an. Anladım. Liste halinde falan gösteriyor olabilir belki bunu. Hepsini temizlemek içinmiş lan bu. Yazıyormuş yanında şurada. Küçücük yazıyor. Okunmuyor ki. Hepsini kaldırmak için şu. Şu da hepsini temizlemek için işte. Guard pozisyonları falan filan. Şunları şöyle tıklayayım hepsine. Her şeyi temizlemiş olduk. Tamam. Şimdi ekip. Ufaktan bir toplar mı bakayım bir? Bir toplan. Ben bir lejyon daha yapayım. Gelin abi şöyle. Base'in önünde bir durun. Şimdi ben adam basacağım. Tamam, officer'ları ayarlarız şimdi. Manage'den dağıt orduyu. Ekle herkesi. Tekrar topla. Burada durun. Bakalım şimdi yeni eklenenlere. Şimdi yeni lejyonumuz bu. Şimdi aslan parçaları. Şu meşaleyi de bir kapatayım. Öncelikle içinizden rastgele birini şöyle bir upgrade'leyip sen bir geç bakayım. Sen komutansın. Şimdi senin bir gün yaşaman lazım. Tamam geç sen. O halledilir. Şimdi geriye kalan adamların hepsini şöyle bir zırhlarını upgrade'leyelim. Paramız var. Hepsini upgrade'lemeye yeter mi? Bence yeter. Valla bizim bir adam ölmüştü. Az önce savaştı. İnşallah o veteran zırhlılardan biri değildir. Ya da uzun süredir yaşayan adamlardan biri değildir. Bu arada uzun süre base'de durduğumuz zaman kamp alanında raid öyle de geliyor. Yani sırf bir köyün size kızgın olmasına gerek yok. Uzun süre
sabit durursanız şeyde. Ya muhtemelen şey için yapmışlar onu. Hani böyle AFK bırakıp da askerlere gün kasmayalım diye. Raid yapmışlar, ayarlamışlar. Sürekli base'de durunca raid geliyor. Şimdi sıradan bir daha bir kontrol edelim bakalım bir tur. Uzun süredir yaşayan var mı? Bunlar 5 günlük. Bunları bir geç. Şimdi bu ön sıra full zaten şey olmuş. Veteran zırha geçmiş. Bak bu 9 günü var bunun. Gün geçerse birazdan onu upgrade deriz. Güzel, upgrade diyecek adamlar var. Bu ikisi zaten veteran. Bunun 7 günü var. Şu komutanlara da bakmak lazım. Bak bu komutanın 10 günü olmuş mesela. Bunu bir upgrade'le. Komutanlar önemli. Bunun 6 günü var daha. Reis senin kaç günün var? 13. Zaten bunun zırhı veteran. Sıkıntı yok. Sen kaç gündür? 11. Veterana geçir. Reis sen? Bu zaten veteran. Tamam. Bu da 6 gündür yaşıyor. Bunlar 6 gün. Şu komutan 5 gün. 5 gün. 6 gün. Sen? Bu da 5 gün. 9 gün. Bak buna da atlatabiliriz. Bu da 9. 9. 8. Güzel, bayağı atlayacak asker var aslında baktığın zaman. 9 gündür yaşıyor da. Veteran olduklarında zaten şöyle direkt pelerin ekleniyor. Kimin veteran olduğu anlaşılıyor. Şunları da veterana geçireyim. Sonuçta bunlar da komutan. Paramız varken upgrade diyelim. Bu zaten veteran. Bu da veteran. Baksana oğlum 23 gündür yaşıyor. Helal lan. Bunların ne işe yaradıkları yazıyor aslında da İngiliz yazıyor ya, pek anlamıyor. Bu 9 gündür yaşıyor. 22 gündür. Geç veteran zırha. 13 gün. 11 gün. Geliştirelim abi şöyle. Zırh önemli. Şimdi yakınımızda tehlike arz edecek VIP konvoylar geziyor da. Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Parayı bitirdik bu arada. Şimdi fark ettim paranın bittiğini. Hala bayağı bir asker alabiliriz. Şu an bir asker alabilirim sadece komutanım olmadığı için. Komutan atamam lazım. Şu çocuk bir gün hayatta kalınca bunu arkaya geçireceğiz. Bunun yerine yeni biri gelecek. Ayarlayacağız onu. Yeni bir lejyon daha yaptık sayılır. Kaç kişiyiz orada? 106 kişi miyiz? 106 kişi. Ey maşallah be. 106 kişi bayağı iyi. Şimdi bir de merak ettiğim bir şey var. İleride daha büyük yerler çıkıyor mu? Çünkü biz sürekli olarak şeyimiz artıyor bizim. Sayımız artıyor. Baksana 106 kişi olduk lan. 106 tane adam. Bayağı şey. Bak uzakta kalınca bazen şeyleri yüklenmiyor. Kalkanların şeyleri falan, simgeleri. Evet arkadaşlar, güncellemeler bu kadar. Yani öyle çok da bir şey yok zaten. Bir çit şey diken falan eklemişler. İşte anlattığım gibi base'de savunmada kalınca 20 saniyede bir mızraklar yenileniyor. Duvarları kırabiliyorlar. Onun dışında birkaç bir şey daha söylemişimdir. Bu kadar. Zaten çok güncelleme yok. İsterseniz oyunu almanıza da gerek yok. Steam'den direkt okuyabilirsiniz. Oradan kopyalayın, Google çevirden okuyun. Evet, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.